Emin Evim Bekir Develi ile Gönüle Düşeni sunar. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Allah iyilik sağlık versin efendim. İçsel yolculuğumuzu derinleştirdiğimiz bir Gönle Düşen programında daha sizlerle beraberiz. Merkür'ün dünyaya yaklaştığı şu evrede artık kendi özümüzü, kendi benliğimizi bulma noktasında kat-ı meratip edeceğimiz bir Gönle Düşen programının daha keyfine varacağız. Şimdi gözlerimizi kapatalım. Derin bir nefes alalım. Tutalım. Ben bırakın diyene kadar bırakmayın lütfen. Bekleyin. İçinizdeki o sıkışmışlığı hissedin. Tutun. Çok güzel. Lütfen devam edin. Bırakmayın. Şimdi yavaşça ağzınızdan diye salın nefesinizi. Nasıl? Bir şey değişmedi değil mi? Evet. Bende de bir şey değişmedi. Ben de yıllardır yapıyorum ama az sonra anlatacağım güzel hikayeyle hepinizin hayatı daha da anlam kazanacak inşallah. Böyle YouTuber'lar türedi. Bu ara birazcık onları izliyorum. Aranızda da çok izleyen var. Arkadaşlar kendinize gelin. Rahat olun. Hayat bu kadar komplike bir şey değil. Geldik, gidiyoruz. Bize tayin edilmiş bir ömür var. Adam akıllı yaşayalım. Etliye sütlüye çok bulaşmadan, kirlenmeden inşallah Rabbim ruhumuzu teslim etmeyi nasip etsin sizlere. Bugün size çok sevdiğim dedemin hikayesini anlatacağım. Hani Gönle Düşen'in önceki bölümlerinde çokça uçak hikayesi anlattım ya. Yorumları takip ediyorum. Hani orada bazı böyle aklı evvel arkadaşlar diye bunu yazan Bekir Develi değil ha. Bu yorumları asistanı var. Yok arkadaşım benim. Ben okuyorum, ben cevaplıyorum maillerinizin ve yorumlarınızın çoğunu. Orada çoğunuz şöyle bir talepte bulunmuşsunuz. Demişsiniz ki hep uçak hikayesi anlattım Bekir abi. Neden dedenin hikayesini anlatmıyorsun? İşte bugün yoğun istek üzerine dedemin hikayesini anlatacağım. Şimdi benim dedem 80 küsür sene bereketli bir ömür bahşetmiş Cenab-ı Allah benim dedeme. Uzun bir hayat yaşadı dedem. Ve dedemin şu sözünü hiç unutmam. Ne zaman da böyle hatırıma gelse kulluğumdan utanırım. Dedem ne derdi biliyor musunuz? Oğlum derdi bize, ben hiç uyurken üzerime güneşin doğduğunu hatırlamam derdi. Bu ne demek? Yani güneşin doğduğu vakitlerde dedem hep ayaktaymış ve hep evratla, eskarla meşgulmuş, ibadetle meşgulmuş. Rabbim bize de böyle bir hayat geçirmeyi nasip etsin inşallah. Hep böyle diyoruz ya, yaş oldu 45, daha neyin ayet? 45'ine kadar yapmamışsın. Allah bundan sonrasını hayırlısı. Amin diyelim. Şimdi dedemin hikayesi şöyle. Bilenler biliyordur, bilmeyenler de ilk defa dinleyecektir. Az önce de söyledim. Uzun bir ömrü vardı dedemin. Ve dedem çok munis, çok böyle akıllı, çok zeki, ekmeğini taştan çıkarmış, çalışarak 10 tane, 12 tane evladını yetiştirmiş. Hepsini de böyle güzel, imanlı, vatana, memlekete hayırlı insanlar olarak yetiştirmeyi başarmış. Çok imanlı, güzel bir insandı. Dedem çok bütün bu güzelliğinin yanında tuhaf bir yönü vardı. Bir sürü tuhaflıkları vardı ama birinden bahsedeceğim bu hikayede. Benim dedem uçakların uçtuğuna inanmazdı. Ne vakit Almanya'dan ya da yurt dışından ya da hacıdan birileri gelse ve deseler ki biz uçakla geldik deseler, dedem böyle yapardı. Bunlar deli ya derdi. La, uçak uçar mı derdi. Ya dede derlerdi, uçakla geldik işte, nasıl geleceğiz 3 saatte Mekke'den buraya, Cidde'den buraya. Cidden uçakla geldik der ama dedem kesinlikle inanmazdı. Hatta bir vakit Almanya'dan abim gelmişti. Ona da sormuştu uçakla geldim derdi. Onu bile falan. Bir gün hatta hiç unutmuyorum, camiye giderken dedemle yolda giderken yukarıdan böyle bir uçağın geçtiğini fark ettim. Böyle heyecanla böyle yaptım. Dede bak işte uçak geçiyor, dede bak şurada dedim. Dedem böyle yapıyor. Hani lan? Nerede? Hani uçak? Yere bakıyor. Ne yaptıysam başını yukarıya kaldırmadı. Ve görmedi uçak. Uçak da geçti gitti. O kadar bozulmuştum ki. Ne yaptıysam inandıramadım dedemi uçakların uçtuğuna. Aradan yıllar yıllar geçti. Dedem hiçbir zaman uçakların uçtuğuna inanmadı. Neyse bir vakit ben üniversitede okurken anneciğim aradı beni ve dedi ki oğlum dedeniz rahatsız. Rahatsızlığı da bayağı ilerledi. İsterseniz bir gelin görün dedenizi diye. Biz anladık meselenin ciddiyetini. Ben Samsun'dan otobüsle, abim Kayseri'de okumakta olduğu üniversiteden trenle, en büyük abim de Almanya'dan uçakla, ilk bulduğu uçakla Adana'ya, memlekete geldik ve dedemi ziyaret edeceğiz. Dedemi yatırmışlar böyle yatağın içinde. Üzerinde beyaz bir nevresim. Sakalları böyle yapışmış burasına. Böyle gözleri kapalı, sürekli bir şeyler okuyor ama ne okuduğu da duyulmuyor falan. Biz de 3 erkek kardeş böyle yan yana dedeme bakıyoruz. Ben de işlerinde en küçüğüm. Dedem gözlerini açtı. Ben ayak ucundaydım. İlk beni gördü böyle yaptı. Bekir, sen mi geldin oğlum dedi. Dedim ben geldim dedi. Böyle yaptı.
Sonra döndü, abimi gördü, Kayseri'deki abimi. İbrahim, sen de mi geldin, hoş geldin dedi. Dedi, hoş buldum dedi, ellerinden öperim. Sonra döndü, Almanya'daki abimi görünce, Muhittin, sen nasıl geldin dedi. Muhittin abim, uçakla dedi deyince, o halde bile böyle yaptı. Muhittin abim şöyle dedi, ya dede bak geldin gidiyorsun, bir konuda anlaşalım. Ben abdest namazlı adamım dedi, sana yalan söyler miyim? Vallahi uçakla geldim deyince, dedem böyle yaptı. Yanaşın bana dedi, yanaştık, az daha yanaşın dedi. Az daha verdik kulağımızı, kulaklarımıza şöyle dedi. Oğlum ben uçakların uçtuğunu biliyorum. Ama onlar da Allah Resulü aleyhissalatü vesselama dediler ki, eğer sen Allah'ın hak peygamberiysen şu tepenin başına çık. Seni peygamber olarak gönderdiğini iddia ettiğin Allah'ına dua et. O gökte asılı duran ayı ortadan ikiye böl, gelsin önünde dursun, biz de senin peygamber olduğuna inanacağız. Mucize göster bize dediler. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, onlar iman eder heyecanıyla ve düşüncesiyle Cenab-ı Allah'a niyazda bulundu. Cenab-ı Allah ayı ortadan ikiye böldü, getirdi Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ayaklarına, sonra başında birleştirdi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam heyecanla döndü ve ondan bu mucizeyi isteyenlere baktı. Acaba iman ettiler mi diye. Ne dediler biliyor musun benim peygamberime dedi. Bu yetimin büyüsü artık gökleri de sardı. Biz onun büyüsünün şerrinden putlarımıza sığınırız dediler dedi. Oğlum onlar benim peygamberimin mucizesine inanmadılar. Ben de onların mucizelerine inanmıyorum. Uçaklar uçmuyor çocuğum dedi. Sonradan aşk üzerine, sevmek üzerine, bağlılık ve vefa üzerine belki yüzlerce, belki binlerce metin okudum. Ama hiçbiri aşkı, bağlılığı, vefayı bundan daha iyi anlatmadı bana. Hani hepimiz diyoruz ya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok seviyoruz, ashab-ı kiramı çok seviyoruz, dini mübini İslam'ı çok seviyoruz diyoruz ya. Hani söylemek bunu çok kolay ama gerçek sevmenin böyle olduğunu anlıyorsun. O zaman anladım ki dedem aslında uçakların uçtuğunu biliyor fakat ondan 1400 yıl evvel en sevdiğine yapılanın intikamıyla, kiniyle yaşıyor. Dedemi siz eğer uçağa bindirseydiniz bile dedemi uçakların uçtuğuna inandıramayacaktınız. Çünkü onun çok hayırlı bir hesabı vardı gönlünde görmek istediği. Rabbim bize de böyle sevmeler nasip etsin. Allah'a emanet olun. Emin Evim Bekir Develi ile Gönüle Düşeni sundu.